Gazi Üniversitesi Genç Ofis'e bağlanacağız. Özlem Tepe karşımızda, gençlik çalışanı. Evet, duyuyor musunuz bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Cumhuriyetimizin kalbinin attığı en önemli mihenk taşlarından biri olan başkent Ankara'mızdan herkese selamlar. Sağ olun. Bu bayram gününde bizlerle beraber olduğunuz için hem kendi adıma hem de tüm gençler adına sorumsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerin ayağına hizmet politikası anlayışıyla Gazi Üniversitesi içerisinde kurmuş olduğu genç ofiste gençlerimize spordan sanata, girişimcilikten inovasyona her alanda kendini geliştirme imkanı sunmaktayız. Gençlerin Bakanlığı yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, genç ofisleriyle, spor tesisleriyle, çalışanlarıyla her daim aile sıcaklığında olma gayreti içerisindedir. Gençleri her zaman anlayan, her projesinde genç odaklı yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılar. Sağ olun, sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Gazi Üniversitesi'nden nereye geçiyoruz? Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı, Emre Önal kamp lideri. Evet, bugün tabii Samsun'un birkaç özelliği var. Evet, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan o direniş harekatın oldu, başladı. Evet, şimdi onun 103. yıl dönümündeyiz. Evet, duyuyor musun bizleri? 103. yıl dönümündeyiz. Evet, duyuyor musun bizleri? Emre, duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Emre, duyuyor musun bizi? Emre duyuyor musun bizi? Duyuyoruz Cumhurbaşkanım. Hadi buyurun bakalım. Milli mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Samsun şehrimizdeki 19 Mayıs Gençlik Kampı'ndan 200 genç arkadaşımızla birlikte hava yağışından dolayı sizlere konferans salonumuzdan iyi akşamlar diliyor ve en derin muhabbetle saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Ben kamp lideri Emre Önal. Şu an ülkemizin en güzide kamplarından birindeyiz. Milli şuuru heyecanla ve coşkuyla diri tutmak amacıyla gerçekleştirilen milli mücadele temalı gençlik kampı faaliyetindeyiz. Bizler için burada sunulan seminerler, geziler, aktiviteler ve pek çok faaliyetler ile 2023 ve 2071 vizyonları çerçevesinde milli sorumluluğumuzun ve kardeşlik bilincinin farkında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu imkanlardan faydalanan ve ülkemizin her yerinden gelen evlatları olarak sizin nezdinizde devletimize şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. En nihayetinde tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyorum. Hayırlı akşamlar dilerim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, bizler de Emre'nin şahsında tüm gençlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kampınızın başarılarla dolu olmasını özellikle arzu ediyorum. Kalın sağlıcakla. Milletimizin birliğini, bütünlüğünü temsilen kutsal vatan toprağımız bir yerde birleştirildi ve size bunu hediye olarak takdim edecekler. Sayın Cumhurbaşkanım, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk kazandı raket. Abdullah'ın tabii Paralimpik'te şampiyon olduğu raketle topu bana veriyor. Benim hiç şansım yok efendim. O zaman diyor benim hiç şansım yok. Ama kendisini de abisini
miydi kardeşim? Kardeşini de tebrik ediyorum. Her ikisi de bizim için hakikaten birer şampiyon. Tabii, tabii. Harika. Evet. Tebrik ediyoruz. Değiştirilemez bir teknolojiyle blockchain dünyasında ölümsüzleştirilerek NFT haline getirildi ve bu özel hediyeyi Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Merak ediyorlar niye raketi böyle tutuyorsun diye. Dünyada tek raket tutma tekniği bu değil. Gerçi Abdullah işi sapından alıyor. Ben tamamen raketi adeta avucumun içerisine oturtuyorum. Harika bir şeydi bence. Evet. Ve bu şekilde biz başarıyı alıyoruz ama buna rağmen Abdullah'la mücadele etmek kolay değil. Tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.